Kas iskelet sistemi ilaçları grubunda yer alan tiodeksiren, 25'e 4 ve 25'e 8 mg'lık 14 ve 20 tablet içeren karton ambalajlarda sunulmaktadır. Tiodeksirinin etken maddesi dexketoprofen ve tiokolşikosittir. Tiodeksirinin etken maddelerinden dexketoprofen, steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Etken maddelerden tiokolşikosit ise kas gevşetici etkinliğe sahiptir. Tiodeksiren nedir, ne için kullanılır? Bu ilaç, kireçlenme, omurganın ağrılı sendromları, eklem dışı romatizma, ağrılı kas kasılmalarının semptomatik tedavisinde ve travma ve ameliyat sonrası oluşan ağrının tedavisinde kullanılmaktadır. Bu rahatsızlıkların haricinde ayrıca baş ağrısı, diş ağrısı, ameliyat sonrası ağrılar ve bayanlarda adet dönemi ağrılarının giderilmesinde kullanılmaktadır. Tiodeksiren nasıl kullanılır? Tiodeksireni her zaman tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Doktorunuz tiodeksiren ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. İstenen sonucu alabilmeniz için tedaviyi erken kesmeyiniz. Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedikçe tedavi dozu günde 3 defa 1 tablettir. Tiodeksiren ile tedavi süresi 5 ila 7 gündür. Toplam günlük doz, tiodeksirenin içeriğindeki dexketoprofen için 75 mg'ı, tiokolşikosit için ise 16 mg'ı geçmemelidir. Tabletleri bir bardak dolusu suyla birlikte tok karnına alınız. Tabletler ezilmemeli ve çiğnenmemelidir. Tiodeksiren tabletleri yiyecek ile almanız, mide veya bağırsakta ortaya çıkabilecek yan etki riskini azaltmaya yardımcı olur. 18 yaş altındaki çocuklarda tiodeksiren kullanılmamalıdır. Tiodeksireni kullanmayı unuttuysanız, unuttuğunuz dozu atlayıp bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Birden fazla doz almayı unuttuysanız doktorunuza bildiriniz. Unutulan dozları dengelemek için kesinlikle çift doz almayınız. Tiodeksireni kullanmadan önce bilmesi gereken hususlar şunlardır. İlacın etken maddelerine, asetil salisilik aside veya diğer steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlara karşı alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Astımınız varsa veya geçmişte asetil salisilik asit veya diğer steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit, burunda polip, ürtiker, alerji sonucu yüz ve boğazda şişme veya göğüste hırıltı meydana geldiyse, peptik ülser, mide ya da bağırsak kanaması veya süregelen sindirim sorunlarınız varsa, ağrı kesici olarak kullanılan steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların kullanımına bağlı olarak geçmişte mide veya bağırsak kanaması veya delinmesi geçirdiyseniz, süregelen iltihaplı bağırsak hastalığınız varsa, ciddi kalp yetmezliğiniz, orta veya şiddetli böbrek sorunlarınız veya ciddi karaciğer sorunlarınız varsa, kanama bozukluğunuz veya kan pıhtılaşma bozukluğunuz varsa, hamileyseniz ve emzirme dönemindeyseniz bu ilacı kullanmayınız. Sara hastası iseniz veya sara nöbeti riskiniz varsa, tiodeksirenin kullanımı sırasında ishal görülürse, sıvı tutulumu dahil böbrek, karaciğer veya kalp sorunlarınız varsa veya bu sorunların herhangi bir tanesinden geçmişte şikayetiniz olduysa, idrar söktürücü ilaçlar alıyorsanız veya aşırı sıvı kaybı nedeniyle sıvı eksikliği ve kan hacminde azalma sorunları yaşıyorsanız, tiodeksireni dikkatli kullanmalısınız. Hamilelik ve emzirme dönemlerinde tiodeksiren kullanılmamalıdır. Tiodeksiren tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi, uyuklama, sersemleme veya uyuşukluğa yol açabileceğinden araç ve makine kullanma yeteneğini az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tiodeksirenin kullanımı ile oluşabilecek olası yan etkileri ise şunlardır. Karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, hazımsızlık ve ishal yaygın görülen yan etkilerdir. Bu videoda dinlediğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden alınmıştır. Video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.